Değerli basın mensupları, artık bu ucube rejim metal yorgunudur. Miadı dolmuştur, son kullanma tarihi geçmiştir. Öyle görünüyor ki artık bunu kendileri de idrak etmişler. Kasımpaşa'da bir Erdoğan müzesi hazırlıyorlarmış. Artık müzelik olduklarını kendileri de kabul etmişler. Biz bu müzede nelerin sergilenmesi gerektiğine dair kısa bir öneri listesi oluşturduk bu müzede seçim kazanmak için meydanlarda okuttuğu terörist başının mektubu mutlaka almalı. Yanında da Trump'ın yüzüne çarpamadığı, kendisine aptal olma diyen, hakaret eden mektubun bir kopyası konmalı. Eski orta hoca efendisiyle beraber ıslandıkları yağmurdan birkaç damla numune, gözyaşı şişesi içerisinde bir köşede yer almalı. Süleyman Şah türbesini kaçırırken terk ettikleri vatan toprağından bir avuç mutlaka burada bulunmalı. Kremlin sarayında Putin'in kapısında kaç dakika bekletildiğini saymak için Rus Devlet Televizyonu'nun kullandığı kronometre bir köşeye konmalı. Paralama paraları sıfırlama talimatını içeren 17 25 ses kayıtları müzede yankılanmalı. Ayrıca kulaklıkla üç ayrı dilde de tercümesi yapılmalı. Bu yapılmalı ki dünya alem Erdoğan'dan ibret alsın. Yine bakan çocuklarının evinde çıkan para sayma makineleri, çelik kasalar, dolar dolu ayakkabı kutuları bu müzede mutlaka yer almalı. Cari açımızı kapatıyor diye ödül verdikleri Reza Zarrab'ın Balmumu bir heykelini de bir köşeye koymayı unutmamalılar. Hadi çorbada bizim de tuzumuz olsun. İsterlerse Mansur Başkan'dan rica ederiz. 800 milyon doları aşan maliyetiyle bir israf anıtı olan Anka Park'taki dinozorları da bu müzeye gönderebiliriz. En azından gelecek kuşaklar bu dinozorlara bakar da bu ülkeyi nasıl yönetmemek gerektiğini gözleriyle görürler, ders alırlar. Artık miadı dolmuş, müzelik olmuş Erdoğan'ı hiç kimse kurtaramaz. Ne psikolojik savaş aracı olarak kullanmaya kalktığı Sadat gibi paramiliter artıklar, ne pelikanlar, ne de evabiller. Korkunun ecele faydası yok. Korkuyorlar. Korktukça çirkinleşiyorlar. Ama unutmasınlar. Korku suçu, suç da cezayı getirir.